Sizlere önereceğim ilk film Yeşilçam'dan. 1973 yapımı Canım Kardeşim. Konumuz şöyle. Kahraman, abisi Murat ve abisinin dostu Halit. Birlikte yokluk içinde ama kendilerine yettikleri bir yaşam sürmektedirler. Murat ve Halit, kahramanın okuması ve hayatta bir amacının olması için uğraş verirler. Yaşadıkları yoksulluğa rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları, kahramanın lösemi hastası olduğunu öğrenmeleriyle beraber alt üst olacaktır. Kahramanın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak Murat ve Halit'in tek amacı olacaktır. Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolünde olduğu, gülüşüyle gönüllerimize taht kuran Kemal Sunal'ı da konuk oyuncu olarak izlediğimiz bir Ertem Eğilmez filmi. Efsaneleşmiş film müziği ve duygu geçişleriyle darma duman olacaksınız. Canım kardeşim. Sıradaki filmimiz I Am Sam. Benim adım Sam. 2001 yapımı bu filmde konumuz şu şekilde. Sam Dawson, 40 yaşında zihinsel engelli bir adamdır. 7 yaşındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olan Sam, temizlikçi olarak çalışarak hayatını kazanmaya çalışırken eşi tarafından terk edilmiştir ve 7 yaşındaki son derece zeki kızı Lucy ile ilgilenmek zorundadır. Hükümet, Sam'in kızına bakacak kapasitede olmadığına inanarak velayeti almaya karar verir. Bunu engellemek isteyen Sam, ünlü bir avukat olan Rita Harrison'dan yardım ister. Usta oyuncu Sean Penn eşliğinde sağanak gözyaşlarına hazır olun. Sırada İskandinav yapımı Daima Lilia isimli filmimiz var. 2002 yapımı olan bu filmde ise konumuz şu şekilde. 16 yaşındaki Lilia, eski Sovyetler Birliği'ndeki bir kasabada, kasvetli bir varoş mahallesinde oturur. Annesi tarafından terk edilmiştir, gaddar bir teyzenin zorbalığına maruz kalarak yaşarken, tek teselliyi yaşça kendisinden küçük olan iyi kalpli Volodya ile arkadaşlığında bulmaktadır. Beraber takılır, tutkal koklar ve daha güzel bir yaşamın düşünü kurarlar. Fakat işler hiç de umduğu gibi gitmeyecektir. Sarsıcı gerçekliğiyle izleyenlere duygusal travmalar yaşatan bu hikayede Lily için gözyaşlarına boğulacak, kızın başına musallat olan aşağılık insanlara öfke kusacaksınız. Sıradaki hikayemiz 2015 yapımı Gizli Dünya, Room. Gerçek bir hikayeden esinlenilerek yazılmış olan Oda isimli kitaptan uyarlama olan bu filmde konumuz şu şekilde. 7 yıl önce kaçırılan genç bir kadının tecavüze uğraması sonrasında bir çocuğu olur ve 7 yıl boyunca mahkum tutulduğu küçük bir odada 5 yaşına gelen oğluyla hayatta tutunmaya çalışır. Küçük oğlu Jack, dış dünyayı sadece televizyondan görür ve onların bir hayal ürünü olduğuna ikna edilmiştir. Son derece sarsıcı ve etkileyici bir drama izleyeceksiniz. Drama konusunda Türkiye'yi başarılı bulduğum için yine bir yerli film önereceğim size arkadaşlar. 2005 yılı yapımı bir Çağınırmak filmi. Babam ve Oğlum. Konumuz şöyle. Filmin küçük oyuncusu Deniz, 1980 darbesi sırasında doğarken annesini kaybediyor. Babası ve dedesi küs olan Deniz, dedesini hiç tanımıyor. Deniz, 7 yaşına geldiğinde daha önce hiç görmediği dedesinin çiftliğine gidiyor. Dedesi Hüseyin Efendi, oğlu Sadık'ın okurken siyasi olaylara karıştığını öğrenince onu evlatlıktan reddediyor. Sadık, oğlu Deniz'e emanet etmek için baba evine geri dönmek zorunda kalıyor. Son derece dokunaklı olan bu hikayede de gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Ona bir oda ver baba. Bir ev olsun. Baba nereye gidiyorsun? Sıradaki hikayemizin adı Hayat Güzeldir. 1997 yapımı bu filmde hikayemiz şu şekilde. 1930'ların İtalya'sında Guido adındaki tasasız kaygısız bir Yahudi kitapçı, yakın bir şehirdeki güzel bir İtalyan kadına aşık olur ve sonrasında evlenerek bir peri masalı başlatır. Guido ve karısının bir oğulları olur. İtalya'yı Alman güçleri istila edene kadar birlikte mutluluk içinde yaşarlar. Ailesini bir arada tutabilmek ve oğlunun Yahudi toplama kamplarının dehşetinden elinden geldiğince uzak tutma çabası ile Guido, bu büyük yıkımı küçük çocuğuna bir oyun gibi göstermek zorunda kalacaktır. Savaşın karanlık yüzünü ekranlarınızda hissedeceksiniz. Sıradaki filmimiz Big Fish, Büyük Balık. 2003 yapımı olan bu filmde ise konumuz şu şekilde. William Bloom, babası kanser nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu için
aile evine geri döner. Gezgin bir satıcı olan babasını yakından tanımak için efsanevi bir kişiliği olan adamın gençliğinde yaşadıklarına dair öyküler toplamaya başlar. Babasının yaşadıklarına dair efsaneler ve mitler bir puzzle'ın parçaları gibi yerine oturacak ve anlaşılması güç olan adamın yaşamını zaferleriyle ve zaaflarıyla ortaya dökecektir. Daniel Wallace'ın aynı isimli kitabından uyarlanan film, yönetmen Tim Burton'ın sihirli dokunuşuyla nefes kesici bir hikayeye dönüşüyor. Baba-oğul çatışmasının konu edildiği hikayede yaşanan pişmanlıklar gözünüze bir şeyler kaçırabilir. Sırada yine bir Türk filmi var. 2019 yılı yapımı 7. Koğuş'taki Mucize. 7. Koğuş'taki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkı yönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesiyle yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Güney Kore yapımı aynı isimli bir filmden uyarlama olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bizim yaptığımız versiyonun beni daha çok etkilediğini de belirtmek istiyorum. Daha bizden, daha sıcak, daha böyle yöresel bir hikaye olmuş. Aras Bulut İynemli'nin etkileyici performansı eşliğinde yanınıza mendil almayı unutmayın diyorum. Hay ben böyle kaderim, içine sıçayım lan! Hiçbir şey gelmez elden! İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Baba! Sen cennete gidersen bana kim bakacak? Önereceğim son film bolca Oscar toplamış Slam Dunk Milyoner. Türkçe'ye Milyoner ismiyle geçen 2008 yapımı filmde konumuz şu şekilde. Kahramanımız Cemal Malik, Mumbai'nin gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan 18 yaşında bir yetimdir. Hindistan'da katıldığı Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında 20 milyon rupe kazanmasına sadece bir adım kalmıştır. Şovun o gecelik bitmesinin ardından Cemal, eğitimsiz olan birinin bu kadar büyük başarıyı ancak hile yoluyla gösterebileceğinden şüphelenilip tutuklanır. Ama yarışmadaki her sorunun cevabıyla o gece Cemal'in inanılması zor olan gerçek ve acıklı hikayesi ortaya çıkacaktır. Duygu seline boğulacağınız 9 film tavsiyesiyle sizlerleydim. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.